George R. R. Martin'in Targaryen'ların tarihini anlattığı Fire and Blood kitabının daha kısa ve illüstrasyonlu versiyonu olan The Rise of the Dragon çıktı. Henüz Türkiye'ye gelmedi ama ben kitap çıkar çıkmaz aldım ve sizlere incelemesini yapmak istedim. Vizide kadraja girmese olmazdı zaten. Onunla birlikte inceleyeceğiz kitabı. Bizli, git oradan. Bu kitap George R. R. Martin imzalı olarak geldi bana. O şekilde aldım. Kitap genel olarak harika. İçerisinde harika çizimler var. Ama enteresan bilgilerden bir tanesi şu ki içindeki pek çok çizimin sahibi Ertaç Altınöz. Ve gerçekten hangi çizimi beğensem, kim çizmiş diye baksam hep onun çizimleri çıktı. Bence kitaptaki en başarılı çizimler onun. Kapak da dahil olmak üzere. Kapaktan başlarsak eğer, normalde bu kitapların kapakları birbirine çok benziyor. Ama Rise of the Dragon'ın kapağı biraz daha farklı. Çok kalın kapak bir kitap ve üstündeki ejderha çizimi kabartmalı olarak düzenlenmiş. Kapakta ise ejderhaların hüküm sürdüğü günlerde yazısını görüyoruz ve Kral Jaehaerys'te karısı Kraliçe Elisa'nın bir çizimi var. Kitabın içinde de bu çizim var zaten. Çok güzel bir çizim bu da. Kitabın yanında da yine kitabın ismi yazıyor. Çok kaliteli, tam böyle ansiklopedi gibi harika bir kitap olmuş. Tabii ki de bu kitap henüz volüm 1. Yani Fatih Aegon'un fethinden 3. Aegon hükümdarlığının sonuna kadar, yani toplam yaklaşık olarak 136 yılı anlatıyor diyebilirim. Fire and Blood da bu şekilde zaten. İkinci kitaplar üzerine de çalışmaya başladığını söyledi yazar. Peki kitabın içerisine bakarsak eğer, dediğim gibi Fatih Aegon'un fethiyle başlıyor ve burada inanılmaz güzel bir savaş sahnesi var zaten ilk açılışta. Kitabın içinde en çok sevdiğim şeyler bu Westeros haritaları oldu. Birkaç tane var ve çok hoşuma gitti tarzı. Bir tanesinde bu Westeros'un genelini görüyoruz. Daha sonra bir tane ejderha kayası çizimi var. Değişik bir çizim olmuş açıkçası. Genel olarak ejderha çizimleri bence çok güzel, çok fantastik duruyor. Aegon'un fethiyle ilgili ve Fatih Aegon'un yönettiği yıllarla ilgili pek çok çizimle karşılaşıyoruz. Ama Fatih Aegon'un bu çizimi nedir? Ben hiç beğenemedim bunu mesela. Çok anime karakteri gibi olmamış mı sizce? Siz beğendiniz mi? Mesela bakın bu çizim Ertaç Altınöz'ün ve detaylar, yüz ifadeleri o kadar güzel ki çok başarılı gerçekten. Fatih Aegon'u yönettiği yılları bitirdikten sonra birinci en iyi tahta çıkıyor. Bu taç giyme törenini ben sevdim. Güzel bir çizim olduğunu düşünüyorum. Ve daha sonra tabii ki zalim Maegor tahta çıkıyor. Onun çizimleri de çok hoşuma gitti. Neden taçlarındaki taş parlıyor onu bilemesem de zalim Aegon'un zalimliğini yeterince görebildiğimiz çizimler olmuş. Oldukça beğendim ben bu dönemdeki çizimleri de. Tabii ki bu kralların nasıl krallar olduğunu Westeros tarihi videolarımı izleyenler çok iyi biliyorlar. O yüzden onların detaylarına girmiyorum ama gördüğünüz gibi bahsi geçen neredeyse bütün ejderhaların çizimleri de var. Ve Maegor'un ölümünün ardından zaten 1. Jaehaerys tahta çıkıyor. Kitabın arkasındaki çizim aslında bu. Vermithor'la birlikte uçtuklarını görüyoruz. Westeros'ta en uzun süre tahta kalan Viserys'in babası Jaehaerys'in dönemini görüyoruz. Burada tabii ki çok fazla karakter var. Dediğim gibi yine o beğendiğim haritalardan birini görüyoruz. Bu fetihten sonra 52 yılına ait bir harita. Daha çok böyle kralın şehri ve çevresi, o körfezi çizmişler. Çok güzel, inanılmaz güzel. Aynı zamanda duvara da böyle bir çizim yapmışlar. Hepsi aynı çizerin zaten. Bunlar da benim çok beğendiğim çizimler oldu. Zaten harita çizimlerine bayılırım ama bunları mesela poster olarak bassalar ben bunları çıkarır asarım gerçekten. House of the Dragon'a zaten biliyoruz. Jaehaerys 13 tane çocuğu olmasına rağmen bir anda ölüyorlar. Varissiz kalıyor ve Kral Viserys seçiliyor veliaht olarak ama ondan önce burada tanıdık bir düğünle karşılaşıyoruz. Fakat bu karakterleri House of Dragon'dan biliyorsanız şu an tanımadınız. Çünkü Prenses Rhaenys ile Corlys Velaryon'un düğünü. Evet, kitaptı çünkü Rhaenys'in saçları siyah aslında. Baratheon annesinin saçlarını almış. Geliyoruz 1. Viserys'in hükümdarlığına. Burada genç Prenses Rhaenyra'nın ejderhası Syrex üzerinde bir çizimi var. Fena bir çizim değil. Aynı zamanda Triarchy ile olan savaşı görüyoruz. Kitabın sanırım en çok gördüğünüz çizimi bu olabilir. Prenses Rhaenyra ile Kraliçe Alicent'ın çizimi. Fena değil bence. De şu Viserys mi? Viserys sanırım. Maşallah.
Ve tabii ki de Damon'un bir çizimi var. Resmin açıklamasında Driftmark'ta olduğu yazıyor. Dolayısıyla bu kadın sanıyorum Lyanna Velaryon. İlk önce Prenses Rhaenyra mı dedim ama Driftmark olduğu için o gibi geldi bana. Emin olmamakla birlikte. Burada yine Ertaç Altınöz'ün çizimlerinden bir tanesi. Aemon'un gözünün çıktığı sahne, kavga sahnesinde o çizmiş. Ve daha sonra Viserys ölüyor ve Aegon tahta çıkıyor. Aegon Yeşilçam'daki film çekiminden yeni gelmiş. Kitabın içindeki en güzel çizimlerden biri yine bence bu. Kral Viserys'in ölümü ve Alicent'la kolunun başında durması. Ardından Rhaenyra'nın doğum sahnesi var. Bu ikisi de yine Ertaç Altınöz'e ait. İfadeler müthiş değil mi? Daha sonra House of the Dragon 1. sezonunu geçiyoruz. Ve bu 3 ejderhayı size göstermek istedim. Çünkü bunlar 3 vahşi ejderhanın çizimi. Cannibal, Grey Ghost ve Sheep Stealer. Bu 3 vahşi ejderhayı düşünüp çizmeleri çok hoşuma gitti ve harika bu arada çizimleri gerçekten. Hemen anlayabiliyorsunuz hangisi hangisi. Buralarda birazcık spoilerlar var. Ejderhalar dans ediyor. Spoiler geliyor. Acaba bu kralın şehrinde hangi ejderhalar neden uçuyor diyelim. Burada tek göz Aemond'u görebiliyoruz. Yine bence güzel bir çizim. Bu çizimi de ben oldukça beğendim. Geçiyoruz. Birileri tahtlarda, birileri ateş açmış. Kitabın yine en güzel çizimlerinden bir tanesi bence bu. Harika bir demir taht çizimi var. George R. R. Martin de bu çizimden bahsediyor ve oldukça beğendiğini söylüyor. Kitapta biraz daha çünkü taht böyle tırmanılan bir taht. Daha sonra yine olaylar bir şeyler olmuş görüyoruz. Ve bu çizim çok şeker bir çizim. Kitapta en çok içimi ısıtan çizim bu oldu. Rhaenyra'nın çocukları Aegon ve Viserys. Gördüğünüz gibi bir sürü karakter, bir sürü çizim var. Burada kedili bir ablamız var acaba kim? Bol bol ejderha görüyoruz, ejderha yumurtaları görüyoruz. Tabii ki bazı çizimler daha sade kalıyor bence ama bazıları gerçekten çok etkileyici. Kitabın sonunda da bu kitapta anlatılan karakterlerin bir aile ağacı var. Yani Fatih Aegon'dan 3. Aegon'un sonuna kadar aslında bir aile ağacını görüyoruz. Volume 2'de daha geniş bir aile ağacı olacaktır diye düşünüyorum ben. Bir indeks ve arka kapak çizimlerinin ardından kitap bitiyor. Bence harika bir çizim olmuş. Ben zaten illüstrasyonlu kitaplara bayılıyorum. Siz kitabı nasıl buldunuz? Bu video hoşunuza gittiyse beğenerek ve abone olarak destek olabilirsiniz. Aynı zamanda daha çok bu tür videolar gelmesini istiyorsanız süper teşekkür özelliğinde kullanabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.